Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı orkide güzelliğimizle yapmış olduk. İlk önce anturium çiçeğinin detaylı olarak çok güzel bir şekilde bakımını paylaşmak istiyorum. Eğer anturium çiçeğinizin, bitkinizin benim anturium gibi koyu yeşil, sağlıklı, bol bol yapraklanmasını istiyorsunuzsa da bu videonu detaylı olarak izlemenizi tavsiye ederim. Bu görmüş olduğunuz yaprakların hepsi taze yapraklardı. Ben aldıktan sonra oluşturduğu yapraklardı. Sağlıklı olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu yaprak da sağlıklı arkadaşlar. Taze yaprağıdı. Renginden dolayı hepsi detaylı olarak görünüyor. Anturium çiçeğimizin ilk önce neyine dikkat edeceğiz? Anturium bitkilerimizin arkadaşlar e köklerine dikkat ediyoruz, toprağına dikkat ediyoruz. Bakın görüyorsunuz yosun karşımlı, perlit karşımlı, mangal kömürlü karşımlı bir toprak hazırlamıştım. Saksı ölçüsüne dikkat ediyoruz. Saksısının küçük olmasını sağlayacağız. Şu şekilde toprak karışımı hazırladım. Muhakkak yorumlar kısmına linkini koyacağım. O videonu izlemenizi hepinize tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler paylaşmıştım. Anthurium çiçeğimiz şu şekilde tomurcuklamaya başladı. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pembiş pembiş tomurcukları geliyor. Bu taraftan da göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde sağlıklı olarak hem yaprakları geliyor taze hem taze tomurcuğu geliyor. Hava köklerini görüyorsunuz. Aynı orkideler gibi bolcasına hava kökleri oluşturmaya başladı. Antorium çiçeğimizin toprak değişimini yaptığımız zaman, saksı değişimini yaptığımız zaman bu görmüş olduğunuz hava köklerini toprağa gömmeyeceğiz. Hava ile temasta kalmasını sağlayacağız. Aynen orkideler gibi hava kökleri havada temasta kalması gerekiyor arkadaşlar. Hava kökleri hepsini toprağa gömdüğümüzde bitkimizin gelişimini durdurmuş oluyoruz. Bu hasta yaprak bana geldiği zaman poşetin içerisinde zedelenen yapraktı. Taze yapraklarının hepsini görüyorsunuz. Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteren orkidemiz, pardon, antoriumumuz var. Orkidemizi de göstereyim. Küçücük bir fide. Taze yaprağı geliyor. Bakın, yorulmadın arkadaşlar. Yine tekrar olarak çiçek sapı çıkarmaya başladı. İlkbaharda ve sonbaharda orkidelerinizin bol bol çiçek açmasını istiyorsunuzsa da hava değişkenliği yapmanız gerekiyor. Hava kökleri hava ile temasta kalması gerekiyor. Serinliği, soğukluğu hissetmesi gerekiyor. Hissettiği sürece arkadaşlar bitkinin strese giriyor ve hemen çiçek sapı oluşturuyor. Benim güzelliğim çiçeklerini soldurur soldurmaz yine tekrar olarak çiçek sapı oluşturmaya başladı. Evet şimdi bu güzelliklerimiz için çok fayda sağlayan şok edici ve şok olacağınız bir tarif paylaşacağım. Limon tuzu. Ben bu kürü daha önceden sizlere paylaşmıştım. Çok nadir hallarda kanallarda görebiliyorsunuz. Çok fayda sağlayan bir kürdü. Özellikle limon tuzunun kürünü anturyum Orkide ve barış çiçeğine verebiliyoruz arkadaşlar. Bu üç şeye verebiliyoruz. İnanılmaz fayda sağlayan bir gübre oluyor. Anturium çiçeğine ben vermiştim. O videonun linkini de koyacağım. Aynı çiçeği yine tekrar olarak sizlere paylaştım arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamadım. Peki biz limon tuzunun körünü yaparken Nasıl yapmamız gerekiyor? Neylere dikkat edeceğiz? İlk önce suyumuzun dinlenmiş, ılık bir şekilde olmasına dikkat edeceğiz. 1 litre suyumuzun içerisine 1 gram limon tuzu dökeceğiz. Fazla koymayacağız. Fazla koyduğumuzda tabii ki bitkilerimizin köklerine zarar vermiş olacağız. Anturium, orkide ve barış çiçeği ekşi suları çok sever. Ayda bir kere en azından şu şekilde çay kaşığınızın ucunda gelecek kadar dökeceksiniz suyunuzun içerisine. Biraz az oldu gibi. Ben şimdi yine göstereceğim ne kadar döküyoruz arkadaşlar. Toplamda 1 litre suyun içerisine 1 gram limon tuzu dökmemiz gerekiyor. Çok az miktarda yine devam ettim. Şu şekilde güzelce karıştıracağız iyice erimesini sağlayacağız. Daha sonra arkadaşlar bu kürü bitkilerimizin hem köklerinden hem yapraklarına verebiliyoruz. Görüyorsunuz tam emin olmanız için videomu dayandırmadan sizlerle birlikte yaptığım kürü şu şekilde bakın veriyorum çiçeklerimin köklerine. Bazı hanımlar şüpheyle yanaşıyor. Limon tuzu bitkilerimizin köklerini yakmaz mı diyorlar. Arkadaşlar fazla koyduğumuzda tabii ki zararını göreceğiz. Ölçülere dikkat ederek yaptığımızda hiçbir şekilde zararını görmüyoruz. Aksine çiçeklerimizin coştukça coşmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi orkidelerimizin hava köklerini püskürtme yapacağız. Kalan körümüzü fıstık şişemize döküyoruz. Yine sizlerle birlikte göz önünde bir yorum arkadaşlar. Pardon döküyorum şişemizi dolduracağız arkadaşlar. Orkidelerimizin hem yapraklarından hem hava köklerinden püskürtme yapacağız. Anturiumumuzun yapraklarına püskürtme yapacağız. Köklerinden besledik. Yapraklarından da besleyeceğiz. Evet şimdi bu güzelliğimizden başlayalım. Şu şekilde hava köklerinin üzerine püskürtme yapacağız. Nemlendireceğiz. Ekşi suları şu şekilde vermeniz gerekiyor. Ayda bir kere orkidelerinize, antoriumunuza, barış çiçeğiniz varsa da barış çiçeğine verin arkadaşlar. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Emin olarak söylüyorum. Göz önünde veriyorum. Görüyorsunuz. Aynı çiçekleri sizlerle de paylaşıyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum bitkilerimizde. Ölçülerimize dikkat etmediğimizde sorun da yaşayabiliyoruz. Çiçeklerimizin ölmesine de sebep olabiliyoruz. Evet şimdi kenardan tutuyoruz şemizi Yapraklarını azar azar su püskürtme yapacağız şu şekilde görüyorsunuz. Hepsine azar azar yapıyoruz. Aynı şekilde orkidelerimizi de yapacağız. Yapraklarını çok az miktarda nemlendireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde her tarafını iyice. Bu tarafını da püskürtme yapıyoruz şu şekilde az miktarda nemlendirmiş olduk yapraklarını görüyorsunuz. Orkidelerimizin yapraklarına püskürtme yaparken göbek kısmına su toplanma, toplandıysa kağıt peçete ile kurulamanızı tavsiye ederim. Orada su kalıntıları kaldığında arkadaşlar penceremizi açık bırakmadığımızda havayla temasta kalmadığında mantarlaşma oluyor. Suyu kurulayın emin olmanız için ve e, Pencerenizi biraz açık bırakın. Hava kökleri, yaprakları hava ile temasta kalsın ve köklerinin kurumasına ve suyun çekilmesine yardımcı olsun arkadaşlar. Anthurium'un son hallerini görüyorsunuz. Şu şekilde Anthurium diliyorum hepinize. Sağlıklı olarak bol bol yapraklı Anthurium diliyorum. Bu kürü yapıp vermenize tavsiye ederim. Çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.